Vakit tamam. Bizim istediğimiz insanlar birbirini sevsin. Samimi olarak hizmet etsin. Hizmet eden insanları nereden anlıyoruz? Hizmet eden insanlara hizmet etmeyen münafıkların sataşmasından anlıyoruz. Ama benim istediğim gibi İslam yaşamıyor. Elbette senin istediğin gibi İslam yaşamayacağız biz. Kur'an ve sünnete göre yaşamak için uğraşıyoruz. Kur'an ve sünnet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün hayatta olsaydı herhalde en güzel jetler onun altında olurdu. Jet uçaklarıyla gidip gelirdi. İstanbul Bursa arası helikopterle kat ederdi. Yani arabaya da binmezdi. Biz sevdiğimizi 500-600 sel Mercedes'lere bindirmek için uğraşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için can atıyor bu ümmet. Bindirir mi böyle sıradan bir şeylerin içerisine? Onun için anlayış çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi anlamamız lazım. Giyimiyle, kuşamıyla anlayıp da onu İslam zannetmemeliyiz sadece. Eğer giyimle kuşamla olsa 1400 sene önce Resulullah Efendimiz nasıl giyindiyse Araplar bugün Suudi'de gene aynı giyiniyorlar. Ama hepsi Avrupa'ya gelirken takım kravat giyerek geliyorlar. Oradaki gibi ince elbiselerle gelseler ya buyursunlar. Bir Uludağ gezdi hemen onlara donarlar. Şartlar ortadadır yani. Yok bunu sen illa sünnet diye iddia edip kendine hasta edip hizmetten de geri koyarsan bunun İslam'la ne alakası olur?